قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muhterem müminler, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne ertelemektedir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Zalimin zulmünü önlemedikçe size de kurtuluş yoktur. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam'ın haram kıldığı günahlardan biri de zulümdür. Zulüm, adaleti gözetmemek, hak ve hukuk tanımamaktır. İnsanların canına, malına, namus ve haysiyetine kastetmektir. Zulüm, insanın Rabbine, kendisine ve çevresine karşı işlediği bir suçtur. Dünyanın huzur ve barışı, insanlığın geleceği için büyük bir tehdit ve tehlikedir. Toplumların helak olma sebeplerinin başında zulüm gelmektedir. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak yeryüzünde adaletin tesis edilmesini, zulmün ortadan kaldırılmasını emretmiştir. Gönderdiği bütün peygamberlere hakkın hakim kılınması için zulüm ve zalimlerle mücadele görevi vermiş, zulme ve zalime karşı durmaktan kaçanları ise uyarmıştır. Bu sebepledir ki zulüm ne kadar büyük bir günahsa, zulme rıza göstermek de o kadar büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Mazlumun yanında olmak, maddi ve manevi imkanları onlar için seferber etmek imanın gereğidir. Her ne sebeple olursa olsun, zalime destek olmak, onlara meyletmek, zulmü görmezlikten gelmek ise yapılan her suça ortak olmaktır. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlerin yanında olmayın, sonra ateş sizi de yakar. Değerli kardeşlerim, yıllardır Filistin'de uygulanan zulüm son bir yılda benzeri görülmemiş bir soykırıma dönüşmüştür. Dünyanın gözü önünde bir millet topyekün tarihten silinmeye çalışılmaktadır. Siyonist zalimler çocuk, kadın ve yaşlı on binlerce masumu Gazze'de katletmişler, katletmeye de devam etmektedirler. Şimdi de küresel suç ortaklarıyla birlikte aynı katliamı diğer İslam beldelerine yayarak dünyayı savaş alanına çevirmek istemektedirler. Ancak şu husus unutulmasın ki her geçen gün İslam beldelerinin kan ve gözyaşı diyarı haline gelmesinin başlıca sebebi Müslümanlar arasındaki ümmet bilincinin, kardeşlik hukukunun zayıflamış olmasıdır. İnananların ilim, bilim ve teknoloji alanında üstünlüğünü kaybetmesidir. Halbuki Cenab-ı Hak وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin buyurmakta, birlik ve beraberliğimizi her zaman güçlü tutmamızı, her türlü tefrikadan uzak durmamızı istemektedir. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهِ Düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın, kuvvet hazırlayın ayetiyle de düşmanlarımıza karşı her alanda güçlü olmamızı emretmektedir. Kıymetli müminler, zulüm asla payidar olamayacaktır. Zalimler hain emellerine ulaşamayacaktır. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bize düşen ise her türlü ihtilafı ve çekişmeyi bir kenara bırakmak, İslam kardeşliğini esas almaktır. Ümmet bilincini canlı tutmak, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır. Maddi ve manevi her alanda güçlü olmak, barış ve huzuru temin etmek için gayret göstermektir. Zulme destek verenlere, binlerce masumun kanında eli olanlara her alanda kararlılıkla karşı durmaktır. Zulme ve zalimlere karşı yapılacak olan etkinliklere kayıtsız kalmamaktır.
Unutmayalım ki zalimlere karşı atılan her adım, söylenen her söz, gösterilen her tavır İslam beldelerinde barış ve esenliğin yeniden hakim olmasına, mazlumların gözyaşlarının dinmesine vesile olacaktır. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizi her an kötülere ve kötülüklere, zulme ve zalimlere karşı uyanık ve tedbirli olmayı emreden şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Kim bir kötülük ve haksızlık görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buğz etsin. Bu da imanın asgari gereğidir.